Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli izleyiciler, Sağlık Olsun programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta daimi konuğumuz Serkan Orhan Hocam. Yine bizlerle hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyiz hocam, hamdolsun. Sizleri sormalı. Hamdolsun, Allah razı olsun. Hocam, bugüne kadar 5 program yerde bıraktık, 5 farklı konu işledik. İnşallah evet. Bugünkü konumuz sizin de belirttiğiniz üzere inme olacak. Evet. İnmeyi bizlere açıklayacaksınız. Ve inme nedir, felç nedir? İnme ile felç arasında bir fark var mıdır? Hı hı. Konuya buradan giriş yapabiliriz hocam, siz de uygun görürseniz. Evet. Yani halk arasında inme lafı da kullanılıyor, felç lafı da kullanılıyor. Hı hı. Hangisi doğrudur? İkisi birbirinden farklı şeyler midir? Bunu açıklar mısınız hocam? Evet. Aslında inme geçiren bireyler aslında bir yerde felç geçirmiş gibi de kabul edilebiliyor ama şöyle birkaç farklılık var. Ya da biz her şeye direkt felç diyor muyuz? Ya da felç geçirmiş olmakla inme geçirmiş olmak direkt birbirinin aynısı. Bunlar biraz karışabiliyor. Şimdi biz felci iki şekilde ele alabiliyoruz. Birisi, örnek vermek gerekirse, bir işte arabayla trafik kazası geçirmiş olabilir. Ve bu trafik kazasından dolayı bireyler işte belki arabadan fırlamıştır ya da araba dışındaki olan birisine araba çarptığında omurgasındaki belli başlı sinirlerdeki kopma ya da zedelenmeden dolayı işte duyarsınız, trafik kazası sonucu belden aşağısı işte felç kaldı gibi. Bir bu tarzda felçlik durumları var. Biz buna sinir kopmasına, sinirin hasar görmesine bağlı olan felçler diyoruz. Bir de bizim bugün işleyeceğimiz inmeyle ilgili olan, halk arasında daha çok bununla ilgili süreçte felç geçirmiş olan kişilerden olan bir kısım var. Burada da durum şu, aslında vücudun burada bilindiği gibi işte diğerinde mesela belden aşağısı ya da işte boyundan aşağısı. Yani omurganın bir seviyesinden itibaren o seviye nerede zedelenmişse o seviyeden aşağısı felç kalıyor. Bu ilkiydi. Bizim buradakinde ise beynimizde gelişen bir damar yapısındaki atan bir pıhtılaşma sonucunda atıyorum sağ tarafındaysa beynin sağ lobunda olan bir şeyse bu vücudun sol tarafı etkilenir. Kol ve bacaklar bazen yüz dahil olmak üzere. Bazen de ya da sol taraftaysa bu sağ tarafında etkileyecek şekilde işte kol, bacak ve bu vücudun sağ yarım tarafında neler varsa tamamının etkilendiği bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Yani teknik anlamda felci biz bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Birisi seviye farkıyla, biri de beyinde gerçekleşen olarak düşünebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Yani inme ile felç arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Bir de hani inme ile felç aynı anlama mı geliyordu? Birini kullandığımız zaman aslında yanlış sözcük sarf ettik de diğeri mi doğruydu? Bu soruya da cevap almış olduk. Peki hocam, neden olur? İnmenin belli başlı nedenleri var mıdır? Hı hı. Tetikleyici olaylar, bir kaza sonrası mı olur? Yanlış bir hareket sonrası mı olur? Hı hı. Veya hareketsizlik sonrası olabilir mi? Evet. Bu şekilde inmeyi tetikleyen olaylar nelerdir? Hareketler nelerdir? Evet, yani bu inmenin tanımını biz tıpta şöyle yaparız. Yani önce hani biz Arapça derslerinde de vardır ya hocam. Önce bir okursunuz, sonra onu kelime kelime çevirirsiniz. Tabii sözlük anlamı vardır. Evet. Terim anlamı, istilahtaki tabiri anlamı nedir? Onu açıklar hocalarımız. Evet. Bizimki de benim de biraz ona yakın bir anlatım da olmuş olacak. Biz non-traumatik serebrovasküler hadise diyoruz. Şimdi bunu açıklayalım. Non-traumatik nedir? Travmanın olmaması. Yani herhangi bir darbeye bağlı olmaksızın. İşte düşme düşünebilirsiniz, vurma, kırma, bir yere çarpma, ne düşünebilir, aklınıza gelebilecek herhangi bir travma ya da psikolojik, bunlar da bir travmadır. Herhangi bir travma olmaksızın serebrovasküler yani beyin damarlarındaki hadise olay. Yani herhangi bir travmaya bağlı olmaksızın beyin damarlarında gerçekleşen olaya biz inme diyoruz. Bu tanımı. Bu çok daha açıklayıcı oldu. Evet. Bu sebeple mesela herhangi bir olaya bağlı olarak mı gerçekleşir? Hayır. Bir şey oldu da bundan dolayı felç geçirdin, inme geçirdin diye bir şey söylenmez. Ya da böyle bir şey olmaz. Ama buna ortam hazırlayabilecek belli başlı şeyler olabilir. Mesela nedir? İşte kişi yüksek ateş geçirmiştir.
yüksek ateş geçirmesiyle birlikte oradaki işte havaleden dolayı mesela beynin belli başlı yerleri etkilenmiştir ve oralarda pıhtılaşma meydana gelmiştir ve bu tarz bir olay gerçekleşebilir. Bundan dolayı da kişi ilme geçirmiş olabilir. Ya da havale değil de ya da işte ateşlenmeli bir şey olmaksızın da kişi, örnek veriyorum, hiçbir şey yoktu. İşte bir akşam yattı, sabah bir uyandı, felç geçirmiş ya da işte ilme geçirmiş. Bu gibi durumla da karşılaşılabilir. Ne oldu diye bakıyorsunuz. Bunu tabii birkaç tane madde söyleyenler var. İşte sigara bunu tetikliyor deniliyor. Alkol aynı şekilde. Bunların yanı sıra işte hareketsiz bir yaşam bunu ne kadar etkileyip etkilemediğiyle ilgili çok bir söylem bulunmuyor. Ama şu var, mesela işte kolesterol düzeyi ya da işte tansiyon. Mesela tansiyon da direkt ilme geçirmeyle çok ilgili, çok yakın. Tansiyon hastaları özellikle bu anlamda kendilerine çok dikkat etmeleri lazım. Mesela tansiyon fiziksel aktiviteyle de bağlantılı. Yani fiziksel aktivitenin ne olduğunu zaten bahsettiğim için tekrar etmeyeceğim. Kişilerin aktif bir yaşam sürüyor olması tansiyon değerlerini normalleştirir. Tansiyon değerleri normalleşirse kişinin inme riski de azalmış olur. Yani bu bağlamda bir şey söyleyebilmiş oluruz. Ama bunun dışında işte şöyle bir şey oldu da ben inme geçirdim, böyle bir şey oldu da inme geçirdim. Çok şeyler değil. Bazen bunu şeyde görüyoruz işte. Halkımızda ne yazık ki şöyle bir algılar var. İşte şöyle ah almıştır falan, anladın mı? Ya da kesin şöyle bir şey yapmıştı o zamanında. İşte Allah böyle hani gibi. Bu ve benzeri yaklaşımlar var halk arasında. Bunu bir şeye bağlamak ya da bir sebebe bindirmek bizim alanımız değil. Yani biz evet. Bunu o perspektifte değerlendirmiyoruz. Biz vücutta herhangi bir fizyolojik süreç gerçekleşmiş mi? Ya da işte vücudu reaksiyon verdiği bir şey mi? Yani haliyle bir fizyoterapist terapiye gittiğimiz zaman hocam veya birisini götürdüğümüz zaman inme geçirmiş birisini kimin ağzını aldın diye sormuyorum. Tabii biz mesela acile gelir normalde ilk hastalar. Biz mesela ilk girişlerde bir anamnez kağıdı ya da işte şikayet hangi sebeple geldiğini yazılan bir bölüm vardı. Oraya hastanın ilk yazdığı şey, ilk söylediği şey neyse o yazdı. Mesela kişi arabayla trafik kazası geçirmiştir. Hastaneye acile geldi. Örnek veriyorum, der ki ne var? İşte başı kanıyor. İlk söylenen buysa baş kanaması diye gelir. Tamam mı? Ama ya da der ki yürüyemiyor. Yürüyememe yazılır. Hep böyle sonra tabii oraya işte arası trafik kazası yazılınca onunla ilgili bütün tetkikler yapılır ve felç var mı bir sürü tüm değerleri tetkik yapılır ama siz ilk gittiğinizde neyse ona yönelik ilk başta bir protokol başlar. Ama hani bize geldiği için ben burada bunu dile getirmeye ihtiyacı hissettim. Doğrudur. Size o tür hastalar da geliyor. Geliyor. Diyor ki işte hocam biliyor musunuz bu zamanda şöyle faize bulaştı, şöyle krediler aldı. O yüzden başına böyle bir şey geldi. Yani bu tıpla alakalı ya da sağlıkla alakalı bir kuruluşlara müracaat ettiğinizde bu ve benzeri durumları dile getirmenize gerek yok. Bu sizin kendi şahsi kanaatiniz olabilir. Gerçekte böyle bir şey vardır yoktur. Bu zan ve suizan. Yani zaten bu sanıyorum dinimize de çok hoş görülebilecek bir tavır davranış değil. Mümine de yetişmiş. Suizan hiç hoş görülen bir tavır. Evet. Yani bu sebeple zaten zandan kaçın diye ait. Direkt bu işin bir boyutu. Biz sağlık tarafına baktığımızda bu tarz yakıştırmalarla ilgilenmiyoruz. Orada en azından halkımız buna bir tık daha dikkat ederse hem de bir Müslümana, bir mümine yakışan bir tavır ve davranış olmadığı için de bu tarz görüş ve düşüncelerden de aslında uzak kalmamız lazım. Bu tarz vakaları çünkü biz genelde şöyle bakıyoruz. Bu bir imtihandır. Yani olaya Müslümanca bir bakış açısı getirmek gerekirse bu bir imtihandır. İmtihanı da yani Allah-u Teala en iyi bilir neden verildiğini. Yani bu bazen işte iyi bir durumda da bununla imtihan olunabilir. Kötü bir durumda da imtihan olunabilir. Bu kişinin Allah'la olan bir imtihan sürecidir. Biz bu kısma müdahale etmiyoruz ve burayla ilgili sorgulamıyoruz. Kim müdahale edilse de zaten sağlık personeli olarak çok yapabilecek bir şey yok. Tabii yani o işin cevazı bize düşen kısmı değil. Şimdi gelelim hocam işin bir diğer kısmına.
Burada beyinde gerçekleşen bu travmatik, non-travmatik dediğimiz, yani herhangi bir hadise, herhangi bir olay olmaksızın gerçekleşen bu felç durumuna, inme durumuna biz birkaç evrede bakıyoruz. Bazı aşamalardan geçiyor bu hastalık. Mesela inme geçiren birisi vardır. Ertesi gün farkında bile olmamıştır. İnme geçirmiştir. Hiçbir etki bırakmayabilir. Çünkü bu bir pıhtılaşma olayı ya. Yani çünkü beyin damarlarında bir pıhtılaşma olayının nüksetmesiyle ilgili. Kılcal bir damara denk gelmiştir bu. O an belki bir çarpmış, etkilemiştir, geçmiştir. O pıhtı kalmamıştır. Çünkü vücudumuzdaki kan akışı gerçekten yavaş değil. Ağır değil. Yani iyi bir akış var, iyi bir volümü var, iyi bir süratle hareket ediyor diyebiliriz. Bu sebeple bazen bu anlamdaki küçük olan pıhtılar bir anda kırılıp hiçbir etki bırakmadan devam edebiliyor. Bazen de bu pıhtı orada yer edinebiliyor ve kişilerde sadece koluna bacağında etki, kolunda etki bırakabiliyor, sadece bacağında bırakabiliyor. Her ikisinde etkide bıraktığı olaylar olabiliyor. Kimisinde ilk esnada hastalar gördüğünüzde, mesela örnek veriyorum, kol tarafını ilk gördüğünüzde biz ilk evrelerde buna flask deriz. Yani gevşek, herhangi bir kas tonusu yoktur. Yani hareket ettiremez, herhangi bir şekilde oynatamaz, gücü, dermanı, kuvveti yoktur. Ve o şekilde bir pozisyon sahiptir. Peki bu inme hocam, yükselttiği anda aniden artık kullanılamaz organlar haline mi dönüşüyor? Yoksa yavaş yavaş kendini gösterdiği durumlarda oluyor mu? Şimdi hocam, orada işte evre evre ilerliyor. Kimisini mesela hiç etkilemiyor, direkt devam ediyor. Ama bazı durumlarda direkt bu flask evre demiş olduğumuz ilk evreden itibaren belki birkaç hafta, belki aylarca, belki yıllarca devam edecek bir sürece doğru götürebiliyor. Bu da tamamen kişiden kişiye göre değişiyor. Yani hiçbir inmenin şeyi yok. İşte ne kadar zaman değişir diye mesela bana sorarsanız hiçbir bununla ilgili net cevap yok. Çünkü kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bu bazen egzersizle de ilintili olabiliyor. Bazen etkilenen damarın nerede olduğuna göre de değişebiliyor. Bazen tıkanıklığın boyutu da bunu etkileyebiliyor vesaire vesaire. Bu işin bir kısmı bu flask evreden ziyade ilerleyen zamanlarda bir spastisite demiş olduğumuz bir kasılma evreleri gerçekleşir. O kelime halk arasında da çok yaygın hocam. Özellikle spastik şeklinde kullanılıyor. Şimdi tabii ki anlamını bilerek mi kullanılıyor, bilinmeden mi kullanılıyor onu bilemeyeceğim. Şimdi spastik kavramını bir de şu anlamda da kullanılıyor. İşte özürlü anlamında kullanılan bir anlam da var. Bununla ilgili de bazı hani laf içerisinde ya da kişiler bunu dile getirirken işte spastik özürlü gibi dile getirilebiliyor. Biz bunun sağlık tarafıyla baktığımızda spastiste demiş olduğumuz şey şudur hocam. Şimdi beyindeki bu ilgili komutun gerçekleşmemesinden ötürü belli başlı sinir uyarımları kasları harekete geçirir ve tetikler. Bu kasılmalar belli bir sürekli hale geldiğinde, yani gösterebilmek amacıyla mesela tarif edelim. Mesela kolda genelde spastiste olduğunda, biz buna spastik demiyoruz, spastiste diyoruz. Spastiste gerçekleştiğinde mesela işte kol vücuda yaklaşır, dirsek bükülür. Çünkü işte biceps dediğimiz kasımız, yani kol kasımız kasılır. Kasılınca bunu büker. Bükmesiyle birlikte bilek bükülür. Yumruk şekline gelir ve genelde şöyle görürsünüz bu hastaları. Evet. Mesela bu kolda üst tarafta gerçekleşen spastiste budur. Bunun spastik özürlü anlamındaki kullanımı biraz daha zihinsel engel yönüyle ilgili sağlık olarak bakarsak. Ama bunlar tabii bazen yine işte laf arasında insanlar birbirine argo tabir kullanmak amacıyla da bunları ne yazık ki dile getiriyor. Bu şu anlamda da çok dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bu işte hastalıktan muzdarip olan kişilerin ya da ailelerinin de durumunu orada da bir hemhal olma, bir empati kurmayı da göz ardı etmemek lazım. Bunu bu kadar da ağzımıza yakıştırmamamız lazım. Yine bizlere çok yakışacak hal, hareket ve tavır davranışlar değil. Bu anlamda da
özellikle işte spastik kavramını, işte özürlü kavramlarını kullanmamaya ve bununla ilgili daha olumlu kavramları kullanmaya birbirimizi hem teşvik edelim ya da yanlış bir kullanım varsa orada mutlaka müdahale edip yani burada bu şekilde söylemeseniz daha iyi olur diye uyarıda bulunup bilinçlendirmemiz lazım. Yani engelli bizim, sözcüğünü daha çok tercih ediyoruz. Yani evet herhangi bir özre sahip birey diyebilir. Yani bu çok farklı şekilde bizim aslında hocam bununla ilgili kavramları Osmanlı'ya bakıldığında çok daha farklı kavramlarla bunlar dile getirilmiş. İnsanları rencide etmeyen, onları kırmayan ve kendilerinin hem hastalıklarını da ifade edebildikleri ama öte yandan da yürek burkmayan kavram ve tabirler var. Aslında bizim bunlara tekrardan dönmemiz lazım. Burada bir öze dönüş bence gerçekleşmesi gerekiyor. Burada işte sosyal bilimler alanında çalışmalar yürüten hocalarımızın öncülüğü ve bunun toplumda yaygınlaştırmasına dair de bir çalışma bence yürütülmesi gerekiyor. Ama işin sağlık tarafında biz en azından bununla ilgili bir farkındalık oluşması için de iki cümle edebildiysek daha iyi. Hocam çok teşekkür ederim. Burası spastiste kavram ve ilk evre ve daha sonraki süreçteki vücutta işte belli başlı gerçekleşen ve özellikle de hem kolda hem de bacakta meydana gelen durumu en kaba haliyle bu şekilde özetlemiş olabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Yanlış bildiğimiz kavramlarla ilgili çok kıymetli bilgiler öğrendik. Allah razı olsun. Hocam sizlere birkaç sorumuz daha var. Tabii. Birkaç konuda daha bizi aydınlatmanızı rica edeceğiz. Biraz daha değinmenizi rica ettiğim bir konu var. Bu inmenin gelişi anlık bir olay mıydı? Yoksa belirtiler göstererek gelen bir olay mıydı? Bu konuda biraz daha aydınlatıcı olmanızı rica ediyorum hocam. Şöyle de isterseniz oraya bağlayabilirim aslında. İşte inme geçiren birisini ilk anda anlayabilir miyiz, görebilir miyiz? Nasıl evet. Belirti vermeye başlar? Onunla birlikte bağdaştırabiliriz aslında. Kendi başına anlayamayacağı durumlar yanındakinin de önemi artık. Tabii. Zaten burada birey kendisi o an onu hissetmez. Yani inmeyi geçiren kişi o anda inme geçirdiğini fark etmeyebilir. Bir şey oluyor gibi belki bir söyleyebilirse söyler. Bir de bu sağ sol lob dedik ya hocam. Evet. Eğer ki işte sağ lobu vurur da sol tarafa etkilenirse konuşma bozukluğuna da etkileyebiliyor. Eğer ki tam tersi ise konuşmaya vurmayabiliyor. Çünkü vücudun bulunduğu belli başlı işte bizim konuşmalarımızı, dinlememizi, belli başlı fonksiyonlarımızı yerine getiren şeyler beynimizde ayrı ayrı yerlerden, lokasyonlarda bulunuyor. Ve işte konuşmayı organize eden yer de bu tarafta bulunduğu için o tarafın etkilendiği durumlarda konuşma da bozulabiliyor. Peki yanımızda bulunan birisi ya da işte geçirilmeye başladıysa biz bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela başka bir şeyden örnek vermek gerekirse Sara krizi geçiren birisini hemen anlayabiliyorsunuz değil mi? Çünkü direkt kendisini belli ediyor. Nöbet geçiriyor, işte ağzından köpükler çıkıyor. Ha kriz geçiriyor diyorsunuz en azından. Evet. Bunu anlayabiliyorsunuz. İşte o an yapılabilecekler işte ağzına dikkat edin, işte ısırmasın bir tarafını, başını bir yere çarpmasın. Ama tutup da sakinleştirmeye de çalışmıyoruz. Buraya da konusu açılmışken en azından bir iki cümle örnek vermiş olalım. Kendi haline bırakılır mesela Sara krizinde olan birisi. Başını bir yerlere çarpmasın, zarar vermesin. İşte dişlerini kenetliyorsa belki bir hani sakın ha soğan sarımsak koklatma falan o tarz yaklaşımlar asla yok. İşte ne bileyim bunu mesela kalp krizi geçiren birisi nasıl anlaşılır diye de belki bakılabilir. Orada da işte kişi böyle bir gözleri kayar, aşırı bir terleme yaşar. Kişi bir tık anlayabilir geçiren kişi. Yüzündeki ifadeler değişmeye başlayabilir falan. Orada da yapacağımız şey biraz tansiyonla da benzer. Hemen işte sırt üstü yatırılıp ayaklar yerden yukarı kaldırılması lazım gibi. Bu tarz yaklaşımlar var. Peki biz inmeyi nasıl anlarız? İnmede de şöyle bir şey var hocam. Önce bakıyoruz. Karşımızda kişinin biz böyle kısaltma yapmış olduğumuz bir şey vardır. Fast deriz buna işte. F-A-S-T bunlar işte İngilizce kelimelerin baş harflerinden meydana gelen bir kelime. F harfi face diye tabir ettiğimiz yüzü ifade ediyor. Yüzde eğer ki inme geçiren birisi varsa yüzünde bu belli eder. Nasıl belli eder?
ağzı bir tarafa doğru kaymış olabilir. Çünkü dediğimiz gibi bir taraf hala hissediyor ama bir taraf etkilenmiş. O yüzden bir tarafa doğru ağız kayabilir. Kaş düşebilir, göz kapağı düşebilir. Rengi bir tık açılabilir, yüz rengi. Yüzüne buradan bakılabilir. Face bu. A dediğimiz arms, yani kollar. Bir kollarını havaya kaldır deriz. Kişi kollarını havaya kaldırır. Bir tanesi kalkmaz, bir tanesi kalkar. Ha, ona göre deriz ki tamam, bu tarafta etkilenmiş. Ondan sonra S smile'ı temsil eder. Smile'da gülmek zaten. Yine tebessüm ettiğinde, güldüğünde ağzının bir tarafının, işte tebessüme yaklaştığının diğer tarafın kasılamadığını görürüz. Bu da teletype, yani zaman kaybetme, hemen ara acili, gelsinler müdahale etsinler diye öyle bir kodlaması vardır. Eğer bunları gördüyseniz bunlar ilk belirtilerindendir. İlk etapta bu şekilde kendisini belli eder ya da kişi geçirmiştir gece. Sabah uyandığında der ki işte seslenir size, işte kolumu hareket ettiremiyorum, bacağımı hareket ettiremiyorum, gelin falan. Burada da yine bu belirtileri bir hızlı bir bakışla, işte bir tebessüm eder misin, işte amca, teyze ya da neyin ise, işte anne, baba ya da genç birisi de olabilir ismine hitap ederek, bir tebessüm et bakayım, işte bir kollarını kaldır, bir yüzüne bakayım. Böyle biraz anlayabilirsiniz. Buralar size bir ipucu verebilir. Bu şekilde aslında iline geçiren bireyin ilk anlarını tespit edebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk an, olayın gerçekleştiği an yapılabileceklerden bahsettiniz. Nasıl fark edilir ondan bahsettiniz. Özür diliyorum. Nasıl fark edildiğinden bahsettiniz. Peki yapılabilecekler nelerdir? Yani şunu sormak istiyorum. Acil servisi çağırdık. Veya hastayı götürdük diyelim. O an yapılan müdahale nedir? İlme geçiren bir hastalığa nasıl bir müdahale yapılır? Hastaya nasıl, ne müdahalesi yapılır? Hocam o ilk müdahale kısmı işin çok tıbbi yeri kalabilir ama bu inme sürecini aslında burada belki biraz bahsetmek daha doğru olabilir. Çünkü bazı şu tarz yanlış uygulamalar var. Özellikle işte kişi zaten inme geçiriyor. Hastaneye gidiyor. Hastanede eğer etkilenen bölgeler, alanlar çok fazlaysa belki yoğun bakıma da kaldırılabiliyor çünkü. Yani bu sebeple orada ilk yapılanları anlatmam çok sağlığın yani, profesyonel doğru kısmına kalır. Yoğun bakım ünitesine belki alınabilir ya da servise çıkabilir. Nörolojik belli başlı muayeneleri yapılır. Ardından işte MR'ı çekilir. Beyin tomografisine ya da işte MR'ına girer. Orada hangi lokal, neresi, hangi boyutta bir etkilenmeye sahip olmuş, ona göre rapor yazılır. Kişi fizik tedaviye yönlendirilir. Ya da ev hastası olacaksa, yani eve gidebilir pozisyondaysa eve yönlendirilir. Durumuna göre belki işte atıyorum alt bacakları işte çalışıyordur, sadece kolu etkilenmiştir. Tekerlek sandalyeye ihtiyacı olmayabilir. Ama belden aşağısında bir bacak tarafı da etkilenmişse, ya kolunun durumuna göre kolu iyiyse işte bir baston yardımıyla yürüyebilir. Hem kolu hem bacak etkilenmişse muhtemelen evet, tekerlek sandalye yardımı artık ortaya çıkar gibi. Ya da biz belli başlı o ilk anda, çünkü ilk 24 saat, ilk 48 saat inmeyle birlikte gerçekleşen o süreçteki vücudun toparlaması, yani geçirdi bir birey inmeyi ve 24 saat içerisinde hangi yetenekleri var yok, bu bir müşahede altında alınarak izlenir, gözlemlenir. Vücut çünkü o ilk 24 saatte, 48 saatte pıhtının bir kısmını atabilir, bırakabilir vesaire vesaire. Ama ondan sonra kısım zaten stabilliğini korur. Yani sabit bir forma gelir hasta ve o duruma yönelik artık tedaviye doğru yönlendirilir. Bu sebeple de o ilk 24 saatte, ilk 48 saatte bu ve benzeri muayeneleri ve tetkikleri konulur diye toparlayabiliriz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, fizyoterapist olarak siz İlmenin tedavisi olarak ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi yönteminiz var? İlmenin tedavisi var mı? Varsa nasıl bir tedavi yönteminiz var? Süresine de belki tabii ki mutlaka sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor bu konuda, size bir hasta geldiği zaman. Evet. Aynı şekilde ilme geçirmiş bir bireyin ailesine de, yani yakınındakilere, çevresindekilere de çok büyük sorumluluklar düşüyor. Evet. Aile kısmını haricen konuşalım. Evet, bu ikisini açıklamanızı rica edeceğim. Tabii ki önce siz kendi sorumluluklarınızdan başlayarak. Tabii. Önce zamandan başlayalım. Çünkü ilk hastalar geliyor. Ben ne zaman ayak atacağım?
İşte ne zaman şunu yapacağım, ne zaman üstümü değiştirebileceğim gibi. Çünkü bunlar hocam bildiğiniz yani bireylerin, kişilerin kendi hayat kalitesi. Yani kıyafetinizi giyip çıkarmak bile aslında ne kadar basit gelebiliyor. Bizim her gün yaptığımız çok rutinimizde olan bir şey. Ama ilme geçiren bir birey kendi kıyafetini değiştirmekte gerçekten çok zorlanır. Neredeyse yaşı da eğer ilerlemişse bir kolu bir bacağı yetmez üstünü kıyafetlerini evet. değiştirmeye. En basit olaylar ilme geçiren bireylerin tedavi aşamaları olarak da nitelendirilebiliyor. Tabii. Artık gömleğimi giyebilmeye başladım. Tabii. Ayakkabımı giyebilmeye başladım. Bizim için onlar çok önemli şeyler. Çünkü biz yani sağlığın ben burada fizyoterapist olmaktan dolayı çok gurur ve mutluluk duyduğum kısım burası hocam. Özellikle misyonumuz hayata tekrardan rehabilite etmek, tekrardan döndürebilmek, kendi yaşam bağımsızlığını, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirip bağımsız bir hayat yaşamaya dönebilmek. Mesela biz belki ilerleyen haftalarda çok farklı şeyler de konuşacağız. İşte örnek veriyorum bir iş kazası sonucu bir bireyin eli kolu kopabilir. Bir başına felaket gelebilir, bir şeyin arasında sıkışabilir vesaire vesaire. Doktora gidersiniz, cerrahi operasyonla harika bir iş çıkar belki. Onu tekrar dikebilirler. Fakat o elin tekrardan işte bir bardak tutabilmesi, bardak taşıyıp işte sizin oradan su içebiliyor olmanız, işte orası işin fizik tedavi kısmı. Bu anlamda belki eliniz kolunuz var, ama bu fonksiyonel bir şekilde kullanılmıyorsa yani orada zaten en büyük şikayetler başlıyor. Bu anlamda işte artık su içebiliyorum, artık üstümü giyinebiliyorum deyince bizim için en mutluluk verici an o zamanlar oluyor. İşte insanlar çatal kullanınca kendi çorbasını içebiliyorum dediğinde artık elim titremiyor, dökmüyorum dediğinde biz çok mutlu oluyoruz. Yani asıl hayata dönüş ve işin gerçekten manevi hazzını biz buralarda hissediyoruz. Ve ilme hastalarında bunun en çok rastladığımız, en çok karşılaştığımız hasta grubu. Süresi gerçekten hastaya göre değişiyor. Yani özellikle hem bulunduğu etkilenen işte lokal yani hangi alan etkilenmiş, ne düzeyde etkilenmiş, yaş durumu, belli başlı eşlik eden farklı hastalıklar var mı gibi kilosu vesaire boyu bunlar etkiliyor. Ve bu etkilenmeye bağlı olarak da kişinin yani dediğim gibi bir anda hani inme geçiriyor ve etkilenmiyor. Birkaç saat içerisinde normale dönebiliyor. Böyle bir formu da olabiliyor. Ya da bir kişi yıllarca fizik tedaviyle belli bir aşamaya anca da geldiği olabiliyor. Yani mesela ilk evrede flask dediğimiz hiçbir şey yapamaz bir formdayken artık hiç değilse bir şeyler tutabiliyor. En azından elini biraz da olsa hareket ettirebiliyor. Ayakta durabiliyor. Ayakta en azından dengesini sağlayabiliyor. Bastonlarla da olsa ayakta durabiliyor. Formuna getirmek bazen birkaç haftada sürebiliyor. Bazen yıllarda sürebiliyor. Yani 18 yıl boyunca, 20 yıl boyunca işte fizik tedavi almış bir birey daha yeni ayağa da kalkabiliyor. Ama birkaç saat içerisinde ayağa kalkanlar da olabiliyor. Bu yüzden bu tamamen kişiye ve işte etkilenme durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Süre kısmına bu şekilde cevap vermiş olalım. Öte yandan biz neler yapıyoruz? Bizim yapmış olduğumuz şeyler şu. Aslında ne etkilenmiş? Kaybedilen şey ne? Biz bunu nasıl geri kazanırız? Biz işin bu şekilde bir denklemi çıkartırız. Değerlendirmemizi yaparız. Deriz ki işte örnek veriyorum. Kolu bükme yapamıyor. Parmaklar tutma yapamıyor. İşte kolun kaldırma aktivasyonlarını gerçekleştiremiyor gibi bir yerlerden başlarız ve bunları kazandırmaya çalışırız. Kazandırma da bizim özellikle bu beyinde etkilenen bir alan olduğu için biz şunu kullanırız. Mesela yıllar boyunca hala bu bölge etkilenmiştir ama kişiler nasıl ayağa kalkıyor? Şundan dolayı. Biz beynin farklı yerlerine bunu öğretiyoruz hocam. Yani yapmış olduğumuz çalışma biz buna nörolojik bir müdahale bu. Bu spastiste kavramının nöroplastiste denilen bir kavram var. Yani beynin bir yeri önceden örnek veriyorum kol kaldırmayı etkileyen bölge diyelim ki şu işte beynimizi düşünelim.
beynimizin şurası normalde kaldırmayı yapıyordu ve burası etkilendiği için kolumuzu kaldıramıyoruz. Biz bu hareketi yaparak beyne tekrar öğretiyoruz. Artık bunu bir sinir bağlantısıyla bunu öğreniyor. Artık diyelim ki burası bunu öğreniyor. Ve öğrendiği için tekrar kolunu kullanmaya dönebiliyor. İşte biz buna nöroplastisite diyoruz. Yani orada artık hani beyin farklı bir yerini kullanarak bu hareketi, bu aktiviteyi tekrar yapabilir bir hale, bir formata gelebiliyor. Biz bunu kazanabilmesi için bol tekrarlar kullanıyoruz hocam. Yani egzersiz, fizik tedavide tekrar sayıları çok önemli. Burada ilk etapta şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yatakta yatıyorsa yatak yatış pozisyonu. Çünkü o etkilenen taraf hep bir düşüktür, çökmüştür. Oraları mutlaka desteklememiz gerekiyor. Yatağı mesela bunları aile kısmındaki yerde daha detaylı anlatacağım. Özellikle çok aynı yönde yatmaktan dolayı kemikler deriye ve kaslara basıp bazı yaralar oluşturabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Neler yapılacağını dediğim gibi biraz sonra anlatacağım. Biz öncelikle buna bir bakarız. Hastaya bakarız. Deriz ki aileye bir eğitim veririz. Deriz ki bakın bunlar dikkat edin. Şöyle şöyle yapın, böyle böyle yapın. Bunların mutlaka yapılması lazım vesaire vesaire. Ardından fizik tedavi kısmında biz bol tekrarlar kullanarak beyne tekrarını öğretmeye çalışırız. Bunu öğretmeye çalışırken de sadece bu hareketleri diyelim ki dışarıdan bakıldığında ne yapıyorsunuz canım? Kolunu indirip kaldırıp duruyorsunuz diye görünüyor. Ama biz oraya sesli uyaranlar dahil ediyoruz. Görsel uyaranlar dahil ediyoruz. Ne gibi? Beynin bir şeyi öğrenmesi birkaç metotla gerçekleşir. Bunlardan birisi mesela tekrar sayısıdır. Bunlardan bir diğeri görsel uyarandır. Mesela hastaya biz deriz ki koluna bak. Yani o hareketi sanki o yapıyormuş gibi hisset, onu teşvik edebilmek. O esnada siz tutup kaldırıyorsunuz. Tabii biz kaldırıyoruz o esnada ama ona sanki beynine o yapıyormuş gibi komutu yapsın diye izle deyip görsel komut veriyoruz. Çünkü görecek ve beyin oradan bir şey alacak, onu bir anlama çevirecek ve bunu anlamlandıramayacak. Çünkü ilgili yer kapalı, çalışmıyor. Yani fonksiyonel değil. O zaman ne yapacak bu? Bunu tanımlamaya başlayacak. Tanımlayıp yeni bir yere bunu öğretecek, yer edinecek. Biz bu sebeple tekrar sayısını, görsel uyaranı, özellikle işte sesli komutlarımızda işte kendin yapıyormuş gibi bunu hisset gibi bizim belli başlı komutlarımız vardır. Bazı söylediğim şeyler var. Yani biz burada sesli uyaran, görsel uyaran ve tekrar sayılarını bol kullanarak vücudun kaybetmiş olduğu bu işlevleri tekrar beyne öğretmeye gayret ediyoruz. Bu işin bir kısmı. Tabii biz bunu bazen kollara yapıyoruz, bacaklara yapıyoruz ve bu evre evre ilerliyor. Yani vücut bu flask halini sürekli tutmuyor. Bu ilerledikçe çünkü kolda belli başlı sinir uyarımları devam ediyor. Ya da kas en azından hala var. Ve bunlar bir şekilde tetiklenmeye başlıyor ve kendi kendine işte spastiste demiş olduğumuz yere doğru ilerliyor. Biz o spastiste gelişmesin, gevşesin diye de onu rahatlatmaya yönelik belli başlı çalışmalarda bulunuyoruz. Bunun bazı nörolojik temelli altyapılarının olduğu teknikler var. Biz bu teknikleri kullanıyoruz. Burada belli başlı kişilerin geliştirdiği metotlar var. O metotları biz üniversite eğitim hayatımızdayken öğreniyoruz ve bu öğrenmiş olduklarımızı stajlarla da işte öğrencilik zamanlarında pekiştirip, uygulama dersleriyle pekiştirip işte mesleğe girildiğinde de bu hastalıkların artık tedavisinde kullanılıyor. Bu sebeple burası işin metot kısmı. Çok fazla oralara girmeyeceğim ama en azından temelinde nasıl bir yaklaşımın olduğunu bahsedebilirim. Burada da önemli olan şey görsel uyaran, sesli uyaran, farkındalık kazanma ve bol tekrar sayısı. Bizim olmadığımız zamanlar için de aileye ve bireye verdiğimiz ödevler vardır. Bu ödevlerle de hem tekrar sayısı hem de işte o uyaranların ve farkındalığın gelişip vücutta bunun daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik bir eğitim aileye vermiş oluyoruz. Aslında burada fizik tedavi sözcüğü veya söz kalıbı biraz eksik kalıyor. Sadece fizik tedavi dediğimiz zaman size biraz haksızlık oluyor gibi. Çünkü aynı zamanda yaptığınız bir psikolojik tedavi var.
yeri geliyor yaşam koçluğuna bile uzayabiliyor yani. Çünkü evine müdahale ediyorsunuz, günlük rutinlerini değiştiriyorsunuz. İş yerinde, evinde neler yapması gerektiğini, yapmaması tabii gerektiğini belirtiyorsunuz. Bu konuda ailesini bile işin içine katıyorsunuz. Kesinlikle. Çok yani, geniş bir tedavi yelpazesi var aslında sizin yaptığınız. Yani hocam biz şu an aslında bakın bir hastalığı konuşuyoruz ve yüzlerce, onlarca, binlerce hastalık türleri var ve bunların mutlaka bir noktasında fizik tedavi olmazsa olmaz yerde. Biz özellikle bazı başka programlarda da bahsedeceğiz. Kimsenin hiç aklına gelmeyecek alanlarda bile biz gözde, yani gözle ilgili fizik tedavi konuşacağız mesela. Çok teşekkür ediyorum. Onu hatırlattınız. Örnek veriyorum. Bir inme esnasında ağızda bir yamulmalar oluyor. Tabii. Biz yüze yönelik yapmış olduğumuz teknikler var. Onlarla ilgili sorum olacaktı hocam. Onu mesela yüz felcini apayrı da konuşabiliriz. Bunu ben biraz tabii bahsedeyim. Kolu indirip kaldırmak eyvallah. Hani aynı şekilde bacaklarda, ayakta, biz orada, baş, boyun, bel bu gibi bölgelerde neler yapabileceklerinizi az çok hayal edebiliyor insan. Evet. Peki ağızla ilgili bir inme, göz ve ağız. Bunlarla ilgili acaba nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Bunu açıkçası insan merak ediyor. Ya kaslarla ilgiliyse burada etkilenen şey çok önemli. Mesela yüz felcini konuşabiliriz. Gözde bahsettiğim şey biraz daha farklı. Mesela ben mesela görme bozukluğu olan bir bireyim. Uzağa göremiyorum. Bazı egzersizlerle görme hattımı iyileştirebiliyorum ama mesela. Bu gözle yapılan bazı egzersizler ve programlarla birlikte göz kusurunuzu azaltabiliyorsunuz. Tamamen iyileşir diyemiyoruz şu anda ama onun için uğraşan bazı fizyoterapistler de var. Bunu iyice genişleten. Ama biz mesela şu an yüz felci kısmını sordunuz. Ya da inmede yüz etkilendiğinde neler yapılabildiğini sordunuz. Siz de belirtmiştiniz hocam. Mesela beynin sol lobunda etkileniyor. Mesela biz orada şöyle bir müdahale yapıyoruz. Öncelikle tabii uyarmamız lazım. Çünkü burada bir işte duyu, hissin bir gelmesi lazım. Bunun için bazı yüz masaj teknikleri var. Biz o teknikleri kullanarak öncesinde bir masaj yapıyoruz. Bu masajdan daha sonrasındaki süreçte birkaç teknik var. Mesela bazısı elektrikli tedavi yöntemini kullanır. Tetik noktalar üzerinde getirir. Elektrot vardır işte. Onu getirir ve orada birkaç sayım şeklinde elektrik verir ki sinirler uyarılsın. İşte kaslar tekrar kasılsın ve öğrensin diye. Bu gibi yaklaşımlar vardır. Onun ardından da egzersizler veririz biz. İşte mesela ağız kasları etkilemişse dudak büzmek, işte balon şişirmek, üfleme yapmak, bu ağız çevresinin kaslarını etkiler. Burun etki, mesela hiç belki aklınıza bile gelmez, burun kaslarını çalıştırır. Mesela burnunu kırıştır deriz. Hadi bir çirkin ol deriz. Mesela kaşlarını çat deriz. Bunlar mesela çok temel şeylerdir ama yüzde onlarca kas var ve bunların her birini bizim tek tek çalıştırıp tekrar o işlevi kazandırmamız gerekir. Tebessüm ettiririz. Yani bütün yüz ifadelerini o emojilerle mesela şu an sosyal medyada çok kullanılıyor. O emojilerde hayal ettiğiniz birçok şeyden daha fazlasını mesela burun kırıştırmak göremezsiniz oralarda. Biz oralara varana kadar egzersiz programları oluşturup onlara ev ödevi şeklinde bunları da veriyoruz. Kendimiz seanslarda da bazı tekniklerimiz var. İşte güçlü olan yerler, zayıf olan yerler oralara yönelik de yapmış olduğumuz müdahalelerle hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı sağlıyoruz diyebilirim. Peki hocam, son olarak bitirmeden önce inme inmiş bir bireyin çevresindeki bireylere önerileriniz, tavsiyeleriniz, burada onlara düşen sorumluluklar. Evet, ailesine, en önemli kısım orası. İnme geçiren bir bireyin sakın ha evinizin salonunda bir köşeye oturtup onu işte yatağa mahkummuş gibi davranmayın. En güzel yapacağınız en son yapacağınız şey bu olmalı. Bunu asla yapmayın. Yani biz ne yazık ki böyle işte ama o hasta oldu işte o bizim her şeyimiz, bizim büyüğümüz, bir işte köşe hazırlanır ona. En iyi yatak o ya da işte bir çek yat kanepe hazırlanır. Oraya bir kurulur. Bir daha da hiç kalkmayacakmış gibi her şey önüne getirilir. Ve, ama hayır, biz bunu istemiyoruz. Hayata tekrardan dönmesini istemiyorsanız tamam, yatırın. Ama eğer hayata dönsün, ayağa kalksın, bir şeyler yapsın istiyorsanız o zaman sizin ona yardımcı olmanız için bazen yanındaki bardağı vermeyeceksiniz. Önündeki kumandayı vermeyeceksiniz. Televizyona bakacağı yön mesela eğer yan yatıyorsa
etkilenmiş tarafına bakacak şekilde vücudu pozisyonlanmalı. Yani diyelim bir kişi sol tarafı felç geçirdi. Sağ tarafa bakar şekilde durmamalı. Sol tarafına bakacak şekilde olmalı. Çünkü biz buna vücudun inkar fenomeni diye bir olay var. Bakmaya bakmaya, çünkü zaten burayı hissetmiyor. Bakmadığı takdirde beyin burayı bu sefer inkar ediyor, reddediyor. Hiç yokmuş gibi sayıyor. Bu bizi çok çıkmaza sokuyor. Mesela biz onlara saat çizdiririz. Saati çizerken hangi taraf etkilenmişse saatin o kısmını çizmez. Yuvarlak yarım bir dairedir. Allah Allah. Evet. Bununla ilgili testlerimiz var bizim. O testleri yaparız ve inkar fenomeni gelişmiş mi? Bunları değerlendiririz. O yüzden mesela mutlaka etkilenmiş tarafına baksınlar. Bası yaraları oluşmaması için kemik çıkıntılarının olduğu kısımlara, omuz, leğen kemiği, topuk altları, buralara yastıklar koyup desteklesinler. Mutlaka her 2 saatte bir minimum sağ tarafına bir yarım saat, sol tarafına bir yarım saat olacak şekilde yan yatmalar çok önemli. Özellikle yatalak hastası olanlar bilirler, aksi takdirde çok ciddi yaralar oluşuyor. Çok yaralar oluşuyor. Öte yandan ayağın mutlaka kalkması lazım çünkü kemik yoğunluğu kaybetmemesi lazım kendisini. Solunum çalışması lazım çünkü vücudunun bir şekilde etkilenmiş tarafından dolayı hareket etmiyor ve akciğer kapasiteleri düşüyor. Mutlaka solunum egzersizlerine yönelik bir programda işin içerisine dahil edilmesi lazım. Aman yapmayın dediğimiz şey varsa o da bir köşeye oturtup bir daha hiç kalkmayacakmış gibi pozisyonlarsanız bir daha gerçekten kalkmaz. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız onun hareket edebileceği, onun farkında olabileceği şeylere yönelik bir işte zaten sağlık profesyonelleri size o yönde eğitimler ve bilgilendirmeler yapacaktır. Siz de onlara uymaya gayret edin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Özellikle bir şey için teşekkür etmek istiyorum. Zira günlük yaşamımızda hiç farkında olmadan yaptığımız birçok davranışın aslında bizim için ne büyük nimetler olduğunu fark ettik. Evet. Üzerimizde gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun birçok nimeti var. Farkında değiliz. Bunun farkına varabilmemiz için ya felç geçirmemiz gerekiyor Allah muhafaza veya böyle bir yakınımız olması gerekiyor. Yine Allah muhafaza. Dilerim Allah'tan bu tür olumsuz olaylar oluşmadan, gerçekleşmeden farkına varabiliriz. Olduğunda en azından ne yapacağımızı bilirsek, evet. Yani bu imtihanla baş etmek biraz daha hem psikolojik olarak hem de vücudun fizyolojisi açısından daha rahat gerçekleşecektir. Yine soruları olursa bize iletebilirler, bana sosyal medyadan da yazabilirler. Zaten siz de anonsunuzu yapacaksınızdır. Bununla ilgili danışmak isteyenler olursa her türlü sorularını iletebilirler. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle bizlere sorularınızı, görüş ve önerilerinizi ekranın altında yer alan hesaplarımıza iletebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.